Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Burada kutlanma sayımız Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezimizin Türkiye çapında başlatmış olduğu basın açıklamasına eş zamanlı okumak için buradayız. Kadınlara karşı cinsiyetçi ve ayrımcı dili asla kabul etmiyoruz. AKP iktidarının 2013 yılında İstanbul Taksim'de bulunan Nezih Parkı'nı Nezih yerine kışla yapmak istedikleri muhtaçların anayasal demokratik haklarını kullanarak gerçekleştirdiği ve tüm ülkeye yayılan eylemlerle bulunmuştur. Gezi eylemleri 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Geçitli Gezi Parkı'nın yok edilmesi pahasına parkın bir kısmına inşa edilmek istenen Taksim Kışlası'nın yapımını durdurabilmek için başladıysa da 11 yıllık AKP hükümetinin toplum üzerinde oluşturduğu tüm baskılara isyandı. Kaç çocuk doğuracağımızdan, kahkahalarımıza, kırmızı rujumuzdan, yoğun işçi sömürüsüne, o dönem petroyla işbirliği yapıp çocuklarımızın geleceksiz bırakılmasına 4+4+4 eğitim sistemiyle özellikle kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılmasına, kurtaşın yasaklanmasına, kamu malların, derelerin, ormanların yok edilmesine, ibadethane olan cemevlerimizin yok sayılmasına, savaş çırpanına, soyguna, yağmaya, kurana karşı halkımızın birikmiş öfkesiydi. Her kesimden insanların isyanıydı. Aradan geçen 9 yıla rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada teslim alamadığı insan kadınlara çürük, sürtük diyerek hakaret etmesinin bir suçlusu ya da kızgınlıkla söylenen bir ifade olmadığının farkındayız. Bugün görünen o ki, Gezi'den ders almak bir yana daha kin ve nefret üzerine kurdukları politikalarla ülkeyi felakete sürüklemekte kararlılar. Bizler o gün haklıydık, bugün de haklıyız ve bugün görünen bir gerçek haline geldi. Zam, yoksulluk ve şiddetin geldiği boyut ne kadar haklı olduğumuzu her gün daha da kanıtlamaktadır. Artık gün gibi ortaya olan şey AKP'nin güçlü iktidarı değil, onların ne kadar çaresiz ve halk düşmanı olduğudur. Biz kadınlar Gezi'de ayrımcılığa, şiddete, baskıya, eşitsizliğe istihar eden kadınlardık. Onların ablalarıydık, kız kardeşleriydik. Bizler çocuklarının geleceğini düşünen annelerdik. Gözümüzden sakındığımız, sizin ise bizden aldığınız Berkin'in, Ali İsmail'in, Ethem'in, Abdullah'ın, Ahmet'in, Mehmet'in, Medine'nin ve Hasan'ın ve de burada sayamadığımız onlarca gencin annesiydik. Kız kardeşiydik, yoldaşıydık, sıra arkadaşıydık. Biz memleketimize, onuruna sahip çıkan kadınlardık. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan sürtük sözü kadınlara karşı çok yoğun şiddet ve ayrımcılığı içermektedir. Artık bir cins soykırımı boyutuna varan ve her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, LGBT'lerin en temel insan haklarının dahi yok sayıldığı, kadınların sistematik şiddet gördüğü ülkemizde kadınlara yönelik kullanılan sürtük kelimesi el dilin ürünü olup kadınlara yönelik ayrımcılık içermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirilen sürtük kelimesi sokakta taciz, iş yerinde mobbing, ev içinde şiddet, cinayet, konser ve kıyafet yasaları karşımıza çıkmaktadır. Kısacası bu el şiddet dili kadına yönelik şiddet ve cinayetleri körükleyici nitelikdedir ve asla kabul edilemez. Son sözümüz bu ülkenin kadınları, aydınları, gençleri sizin karanlığınıza boyun eğmeyecektir. Mücadeleyi daha da yükselterek devam edeceğimizde ne dostumuzun sözü olsun ne de düşmanımızın. Öbürlen ve padişahım senden büyük altlar. Biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik. Bu bize dert oldu. Biz de sizin önünüze diş çökmedik. Bu da size dert olsun diye. Biz kadınlar susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.